Evet, şimdi bugün son testin konumuzu yapacağız. Geçen dersimizde değişik test yöntemlerine giriş yapmıştık. Şimdi bugün onların uygulamasını göreceğiz bir tanesini. O da JUnit Framework'ü. JUnit Framework'ü Java için üretilmiş bir framework. Bunların amacı unit testleri yazmak ve çalıştırmak için. Burada test case'leri kolayca yazabiliyoruz. Test suite'ler yazabiliyoruz. Ve test runner'lar yapabiliyoruz. Kent Beck ve Eric Gama tarafından üretilmiş. Ve e, ana fikirde önce test first ve pattern based development'ı düşünerek e, yapılmış bir sistem. E, testler kodlardan önce yazılabiliyor. Regresyon testine de izin veriyor. Onun dışında da refactoring de yapılabiliyor. Açık kaynak kodlu bir sistem. E, değişik versiyonları da var. Şimdi genel olarak klaslar şu şekilde e, test result diye bir klasımız var. Bir de test var testten test suite veya test case yaratılabiliyor. Burada dikkat edersek kompozit pattern var. E, ne oluyor? E, bu test case her test suite bir test içerebiliyor ve bu testte ya bir test case oluyor ya da bir test suite oluyor. E, bir test result'ı run edebiliyoruz veya test suite'e bir test ekleyebiliyoruz. Her bir test case'in e, setup'ı var. Teardown ve run test var. Testi e, çalıştırabiliyoruz. Bunlar tabii ki e, abstrakt olanlar. Bunların da implement eden konkret test case var. Bir tane test case yazıyoruz. Bunu da setup'ı teardown ve run test'i implement ediyor. E, bu da unit to be tested'da e, bu testin altındaki metotlar. Dolayısıyla onlarla da devam ediyoruz. Şimdi örneğin MyList diye bir e, sınıfımız olduğunu düşünelim. Bunu test etmeye çalışıyoruz. <laughs> Şimdi diyelim e, amacımız MyList'i test etmek. Nedir bunları test etmeye çalışıyoruz? Add, remove, contentsi ve size'ı test etmeye çalışıyoruz. E, test casesimizde MyList test cases olsun. Şimdi önce MyList test case'i yazıyoruz. MyList test cases MyList'i test ediyor. Burada bir bağlantı var. Dikkat edersek. Add, remove, contents ve size'ı test etmemiz isteniyor. Burada da gene bunların e, setleri, e testleri var. Şimdi ne yapıyoruz? MyList test de extend test case diyoruz. Sonra da MyList test case adını veriyoruz. Sonra da test add'de burada yeni testler ekliyoruz. Mesela neymiş? E, list yeni bir liste yaratıyoruz. An element a string. A list add an element diyoruz. Dolayısıyla listeye bu eklemeyi yapıyoruz sonra da kontrol ediyoruz. Liste e, bu elemanı eklediğinizde listenin size'ı 1 mi ve bu elemanı içeriyor mu? Dolayısıyla burada assert true ile aslında testin doğru yapıp yapmadığını da anlamaya çalışıyoruz. E, test fixture'lar nedir? Test fixture'lar her test için çalışan hazırlık kodları gibi düşünebilirsiniz. Burada mesela my list'i yaratıyoruz. liste bir elemanı yaratıyoruz. Burada ise test case'ler var. Test add diye bir metot var. Mesela bu add'i test eden listeye bir list, eleman ekliyoruz. Sonra da assert true yapıyoruz. Remove'da ise listeye bir eleman ekliyoruz. Listeden bir eleman siliyoruz. Sonra da listenin size ile elementi contain edip etmediğine bakıyoruz. Eğer listenin size sıfırsa doğru. Liste o elemanı içermiyorsa güzel. Doğru anlamına geliyor. Şimdi bu test case'leri birleştirerek test suite yaratabiliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Biraz önceki test add testiyle test remove testini birleştiriyoruz. Bunları suite'e ekliyoruz ve suite döndürüyoruz. Burada daha önce bahsettiğimiz composite pattern'ın avantajını görüyoruz. Şimdi burada bir de command pattern var. Command pattern'e ne? Burada testler ayrı ayrı yapıldığı için bunlar geride alınabiliyor. Burada da template metot var. Niye? Çünkü e, setup, turn ve run testi aşağıda implement edecek e, concrete test case. Buna karşılık da adapter pattern var. Çünkü ben bu tested unit'i test etmek yerine burada concrete test case üzerinden testi gerçekleştiriyorum. Bunlardan zaten bahsettik, devam ediyoruz. E, başka feature'ların ne, ne feature'ları var? Ee, örneğin işte arayüz feature'ı var testlerin sonuçlarını gösterebiliyoruz test patladığı zaman durumu şey yapabiliyoruz Maven'la entegre durumda Maven Apache ile dolayısıyla e, Contiguous Integration Server ile bağlanabiliyor testler release'den önce çalıştırılabiliyor ve test sonuçları da ayrı bir proje raporuyla verilebiliyor. Şimdi gelelim entegrasyon testlerine. Şimdi unit testi yukarıda anlattık. Şimdi gelirsek entegrasyon testlerine nasıl ne tip entegrasyon testleri tasarlayabiliriz? Entegrasyon testine daha önce bahsetmiştik. Bütün sistem alt sistemlerin birleşimi olarak tasarlanıyor. Ee, tabii test saf sistemlerin hangi sırada e, test edileceğine test strateji adı veriliyor. Şimdi burada değişik taktikler var. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Big Bang Integration, Bottom Up Integration, Top Down Integration, Sandwich Testing gibi. Şimdi diyelim böyle bir test durumumuz var. A, B, C, D, E, F, G gibi. Birinci layer'da bu var, ikinci layer'da bu var, üçüncü layer'da bu var. Şimdi integration testing'de Big Bang approach'ta her şeyi Big, Big Bang neydi? Büyük patlamaydı. Patlasın diye bütün e, her şeyi birden test ediyoruz. Dolayısıyla A, B, C, D, E, F, G, Y hepsini birden hop teste koyuyoruz, bakıyoruz çalışıyor Burada problem tabii çalışmazsa hangisinin çalışmadığını bilemiyoruz. Bottom-up testing stratejide ise tabii çalışırsa da hepsi çalışmış oluyor. Bottom-up testing stratejisinde ise önce alt e, layer test ediliyor tek başlarına. Sonra üst taraftakiler e, daha önce test edilmiş testlerle birlikte e, test ediliyor. Bütün testler içerisine kadar test gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla önce EF ve G kendi başlarına test ediliyor. EF test edildiği için B ile birlikte test ediliyor. D, G, ile test ediliyor ve bu şekilde ilerliyoruz. Dolayısıyla burada biraz önce bahsettiğimiz gibi E ve F ile B birlikte test ediliyor. G, e, D, G ile birlikte test ediliyor. C ise bütün bu hepsiyle birlikte birleştirilerek test ediliyor. Alttan yukarı doğru gidiyoruz. Şimdi altın artısı eksi ne? Dezavantajı e, ne? En önemli sistem en son test ediliyor. Bu da tabii problemli çünkü o çalışmazsa onu erken haberdar olamıyorsun. Avantajı ise e, object oriented real time sistemler veya strict performance özel performans e, istekleri olan sistemler için faydalı. Çünkü alttan başladığımız için alt sistemlerin çalıştığından emin olmuş oluyoruz. Bunun tersi de var tabi tahmin edebileceğiniz gibi top down strateji. Top down stratejide ne yapıyoruz? Önce üst tarafı test ediyoruz. Sonra e, alt sistemleri birleştiriyoruz üst sistemle. Daha altı iniyoruz. Daha alta iniyoruz. En sonunda da bütün sistemler gerçekleşiyor. Tabi burada problem şu. Alt sistem olmadığı için alt sistemin yerine ne yapıyoruz? Bir stop koyuyoruz. Daha önce bunlardan bahsetmiştik zaten. Doğrusu önce A test ediliyor sanki BCD varmış gibi sonra ABCD test ediliyor EFG varmış gibi en sonunda da tamamı test ediliyor. Nedir avantajları? Öncelikli olarak avantajı e, fonksiyonel funks, yukarıdakları hemen test edebiliyoruz dezavantajları ise konuları, stopları yazmak zor çünkü alt sistemleri test et, alt sistemler varmış gibi kod nasıl yazacağız? Bütün durumları içermesi gerekiyor. Çok fazla stop gerekebiliyor. Dolayısıyla alt sistemde çok fazla metot var. Sandviç strateji de olabilir. Bu ikisinin ortası aslında oluyor. Hem top hem bottom up stratejini birleştiriyor. Sistem üç layer gibi kullanılıyor. Ee, target layer ortada. Üstte ve altında da layerlar var. Testing ortada bitiyor. Dolayısıyla önce alt sistem test ediliyor. E, F ve G. Sonra üst sistemde A test ediliyor. EF birleştirerek B ile, G de birleştirerek D ile birleştiriliyor. A da üstten A, B, C, D ile birleştiriliyor. Dolayısıyla üstten gelince de böyle geliyor. Sonra en sonunda da tamamı test ediliyor. Avantajları ne? Bu e, hepsi birlikte ya paralel olarak gerçekleştirilebilir. Problem e, ise alt e, individual sistemleri test etmiyoruz integrasyondan önce. Sonuç modified bir e, sandviç strateji olabilir. Paralel yapılacak. Bottom layer driver'larla yapılacak. Middle layer driver ve stop'larla yapılacak. Top layer'da stop'larla yapılacak. Ee, gibi gibi. Dolayısıyla ne yapıyoruz? EF ayrı test ediliyor. DG ayrı test ediliyor. AC ayrı test ediliyor. Bunlar birlikte test ediliyor. Sonra bunlar birlikte test ediliyor. AC birlikte test ediliyor burada dikkat edersek. Ee, sonra bu BF ile... Daha önce test edilmiş AC ve daha önce test edilmiş DG birleştirilerek tamamı test ediliyor. Dolayısıyla biraz öncekinden farkı olarak burada ABCD yok. Dikkat edersek sadece ABC var. Çünkü bunlar zaten alt tarafta test edilmişti. Şimdi integrasyon testinde aşamalar neler? Şimdi önce belli bir strateji seçiliyor, seçiyoruz ve bir komponenti test etmeye çalışıyoruz. Bütün komponent komponenti bir araya getiriyoruz. Önce bir fix up yapıyorsak onları gerçekleştiriyoruz. İşte driver stop yapmak gerekirse. Fonksiyonel testing yapıyoruz. Bütün use case'leri içerecek şekilde. Structural testing yapıyoruz. Bu e, komponenti e, çalıştıracak test case'ler için. Performans testleri yapıyoruz. Ve sonra bütün sistem çalışana kadar 1 ve 7'yi tekrarlıyoruz. Hangi teknikleri kullanmak lazım? Şimdi bir sürü şeyden bahsettik. Bottom up bahsettik, top down bahsettik gibi gibi. Bunlarda e, test test overhead'e bakıyoruz. Stop'lar ve driver'lar ne kadar yazacağız? Critical path'ler nerede sistemde? Hardware availability'si var mı? Komponentlerin hangileri available? Ne zaman bunlar gerçekleşecek? Bunların hepsine bakarak bottom up veya top down yapabiliriz. Bottom up object oriented metodoloji için uygun çünkü alt sistemler tasarlandığı için üst tarafta onları kullanarak çıkabiliyoruz. Test driver'ın mutlaka komponent terfesine benzemesi lazım. Ee, top level komponentler en sonda test edildiği için biraz orada bir problemimiz var. Ee, design error'ların ise görülmesi en sonda oluyor. Çünkü genelde en önemli komponent en sonda test ediliyor. Top down approach'larda ise test case'ler fonksiyonel cinsinden ifade edilebiliyor. Mecburen test stop'lar yazıyoruz. Bunlar çok kritik ama stop'ları yazmakta oldukça sıkıntılı. Şimdi burada ne yapabiliriz? E, bridge Design Pattern'ı kullanarak Early Integration Testing yapabiliriz. Dolayısıyla daha henüz komponent e, olmadan bir stop çakarız buraya. Sonra bu olmadan Match Interface'i test edebiliriz. Bunu zaten daha önce görmüştük Proxy'de. E, bunların dışında neler var? Diğer testler var. Şimdi onlara biraz bakacağız. Fonksiyonel Testing'de ee, sistemin fonksiyonel testi test ediliyor. Test case'ler requirement analiz dokümanından user manual'dan alınıyor. Ve ona göre o user manual'daki kezler tek tek test ediliyor. Sistem kapalı bir kutu olarak alınıyor ve gerçekten bu istediğimiz şeyleri gerçekleştirebiliyor mu diye bakılıyor. Unit test kezler e, kullanılabilir. E, fakat yeni test case'lerin de yaratılması muhtemel. Structure testing, testing'te ise bütün petlerin cover edilmesi gerekiyor. Bütün input output parametrelerini test ediyoruz. Sınır dışı, sınır içi, birden çok kez vesaire. Bütün komponentler ve bütün çağrılmalar test ediliyor. Her komponent en az bir kere her bütün kollarla tek tek çağrılıyor. Gene conditional ve iteration testing yapmak isteniyor. performans testing'de ise sistemi alt sistemlere bölüyoruz. Her sistem alt sistem overload olduğunda nasıl sistem davranış gösteriyor. Bottle belirlenebiliyor mu? Yani alt sistemlerin bazılarında patlamalar gerçekleşebiliyor mu? Bir de sıra dışı execution'lara bakmak gerekiyor. Mesela send etmeden receive alırsak ne oluyor? Bunlara bakıyoruz. Büyük veri gönderiyoruz. Sonra bu veriye Gerçi davranışını gösteriyoruz. İşte bin tane veri alması gerekiyorsa bin bir gönderiyoruz, bakıyoruz çöküyor mu? Ve her use case'de ne kadar zaman harcıyor? Bunlar da gene önemli performanslar için. Değişik tabii performans testleri var. Stres testing var. Limitleri test ediyoruz. volume testing var. Ne kadar büyük veri alabiliyor. Konfigürasyon testing değişik softwareler ve hard konfigürasyonlarıyla test ediyoruz. Compatibility testing var. Eski versiyonları da yanına koyup doğru çalışıyor mu onlara diye test ediyoruz. Zamanlama testlikleri var. Güvenlik testleri var. Acaba atak edilebiliyor mu sisteme nasıl cevap veriyor. Çevresel testler var. Bunlar daha çok fiziksel testler. Ka kalite testleri var recovery testing var diyelim sistem çöktü nasıl recover ediyor onu test etmeye çalışıyoruz. Son olarak da insan faktörünü özelinde bulundurmak için son kullanıcılarla testler gerçekleştiriyoruz. Acceptance testing'e gelirsekse kabul testing'de burada da ana fikir aslında sistem gerçekten çalışıyor mu? Son müşteri bunu son kullanıcı değil müşteri buna gerçekleştiriyor. Burada müşteri tarafından test belirleniyor. Birçok test integration testinden alabilir, alınabilir. Çünkü zaten genelde acceptance testing, integration testing gibi bir test. Bir takım fonksiyonlar kontrol edildiği için. E, client tarafından gerçekleştiriliyor. Kesinlikle developer işin içine konmuyor. Alfa ve beta test var. Alfa test yazılımcının kendi sitesinde gerçekleştiriliyor. E, software kontrollü bir ortamda test ediliyor. Beta testi ise sponsorun test e, sitesinde yani alıcının sitesinde gerçekleştiriliyor. Ve gerçek ortamda sistem çalışmış oluyor. Tabi burada değişik te test kezlerin kendine ait bir yaşam döngüsü olduğunu görüyoruz. Tekrar tekrar test kezler yaratılıyor. Test ediliyor, değerlendiriliyor. Buna göre tekrar test yaratılıyor, değerlendiriliyor. Bu şekilde devam ediyor. Test takımı kimlerden oluşuyor? Programcı olmayacak. Evet burası çok kritik. Programcı dışındaki insanların test takımının içinde olması gerekiyor. Bu da tabii ki maliyet ama başka türlü de iyi bir şey olmuyor. Açıkçası